Evet. Şimdi Prometric'teki amacımız Android ve iOS kullanan cihazlarda bütün işlemleri mobile almak. Bütün hedefimiz bu. Programımızın ismi Prometric Connect. Prometric Connect. Çünkü Prometric'in masaüstü uygulaması da olacak. Yani nasıl burada şu an bilgisayarda kullanıyoruz. Masaüstü uygulamasını da kullanacağız. Buradaki uygulamada Android ve iOS'ta kendi mağazalarından indirebiliyorsunuz. Biz burada programı indirdik. Şimdi şirketimizi seçeceğiz sadece. Burada test şirketini programı indirdikten sonra test şirketini seçerek ilerleyebilirsiniz. Benim girdiğim şifre 199. İstediğiniz var olan şifrelerden biriyle girebilirsiniz. Şu an geldi karşımıza. Ekranımız geldi. Bu ekranda neler yapabilirsiniz? Satış yapabilirsiniz. Satışı yaparken bize soruyor. Satış faturası mı? Satış fişi mi? Hızlı satış mı? Bir de hızlı sipariş diye bir seçeneğimiz var. Bu seçenekte yok. Kişinin yetkisine bağlı olarak açılıyor, kapanıyor. Satış faturasına geldim. Faturadan başlamak istiyorum. Faturadan başlamak istiyorum. Burada birden fazla satış uygulaması var. Bir, barkod okutarak satabilirsiniz kameradan. İki, barkod okuyucuyla satabilirsiniz. Barkod okuyucu okutarak. Üç, buraya ürünün barkodunu veya kodunu yazarak satabilirsiniz. Varsa böyle bir ürün. Dört, bir de ürün seçimi yaparak satabilirsiniz. Geldim ürün seçimine tıklıyorum. Burada yazıyorum. Ve Enter'a bastığım andan itibaren bunu kapsayan ürünler gelecek karşımıza. Böyle bir şey yokmuş. Zaten orada bir R fazla oldu. Tamam diyorum. Gelip ürün diyorum ve Enter'a basıyorum. İçinde ürün geçen ürünler geldi karşımıza. Burada ürünleri seçebiliriz. Burada ekranımız sığmadığı için yanlarda aslında seçme tuşları olacak. Seçiyorum istediğimi ve ürünü seç dediğimde karşımıza geliyor. Bir ürünü de böyle ekledik. Yani biz burada dört farklı şekilde ürün eklemeyi görmüş olduk. Burada dolaşabilirsiniz. Bizim normal diğer Barkopos'taki uygulamamız gibi dolaşmanız mümkün. Burada hesabını görebilirsiniz. Toplam 185 tutmuş bu. Cari de çağıralım. Cari çağırmadan da satabilirsiniz. Cari çağırırken istediğimiz carinin üstüne geliyoruz. 600 TL bakiyesi var. Seç dediğimizde bu karşımıza gelecek. Cari geldi karşımıza. Şimdi aşağı indiğimizde de bu carinin bu işlemden önceki bakiyesini görüyoruz. Bu işlemden sonraki bakiyesini görüyoruz. Kaç parça ürün olduğunu görüyoruz. İşlemi bitir dediğimizde de bize nakit mi, kredi kartı mı, cari mi diye soruyor. Bu işlemin 9 lirası nakit, 6 lirası kredi kartı, hangi kredi kartı olduğunu seçiyoruz. Geri kalan cari hesap dediğimizde de geri kalanı cari hesabına attı. Yazdır dediğimizde tanımlı bir yazıcı varsa o yazıcıya gönderilebiliyor. Veya isterseniz tanımlı bir yazıcı yoksa da PDF formatında istediğiniz uygulamaya gönderebilirsiniz. WhatsApp veya diğer uygulamalara göndermeniz mümkün. Şimdi bir daha bir ürün çağırıyorum. Satış ekranındayım. Bu arada bu anlattıklarım alış ekranında da sipariş ekranında da geçerli. Yani alış faturası yaparken de aynen Barkopos'taki gibi tüm işlemleri kullanabilirsiniz. Birkaç ürün çağırıyorum ama bu ürünlerin bir tanesini silmek istiyorum. Sadece ürünün üstüne gelip seçiyorum. Şurada sil tuşuna basmam yeterli. Evet, ana ekrana geldik. Çıkışa bastık. Şifremizi yazıyoruz. Buradan satış ekranına geliyoruz. Satış ekranına geldiğimizde bir uygulama daha gösterelim. Şifre ürünü yazdık. Biraz daha doğru burada görüyorsunuz. Burada detaylandırabilirsiniz. İskontosudur. Ürünün diğer eğer renk bedeni varsa onlar da otomatik buraya geliyor. Kolonlar otomatik açılmış oluyor. Üründe varsa. Geldim şu ürünü silmek istiyorum. Üstüne gelip sile basmam yetiyor. Demin göstermek istediğim buydu. Hayır, birden fazla ürünü fişin tamamını sileceksem benim temizle tuşuna basmam yeterli. Şurada temizle tuşumuz var. Bastığımızda fişin tamamını temizlemiş oldu. Şimdi ürünü okutuyorum veya barkodunu yazıyorum. Ya da ürün listesinden aramayı biraz önce göstermiştim. Bir daha gösteriyorum. Enter'a bastığımızda o kelimenin geçtiği ürünler karşımıza geliyor. Burada istediğimizi seçebiliyoruz. Bir tek satırsa sadece tıklayıp seç dememiz yetiyor. Ama birden fazla satırsa istediğiniz gibi seçip ürünleri seç dediğinizde ürünleri buraya atmış oluyor. Ürün arama ile ilgili bir işlem daha göstereyim. Geldim. Burada yine ürünle ilgili aramak istediğim ismi yazıyorum. Burada seçip direkt yazıcıdan yazdırabilirim.
Stoktaki ürünleri göster diyebilirim. Yazdır dediğimde fişi tamamını yazacak. Stoktaki de ürünleri göster dersem diğerleri kaybolacak. Sadece stokta var olanları görmüş olacağız. Burada yine dolaşabilirsiniz. Bakın stokta, bakın renk beden geldi. Bazı ürünlerde renk beden var demek ki. Olmasa gelmeyecek. Burada stoktaki ürünleri görüyoruz, miktarları görüyoruz. Stoktaki ürünler kalsın dediğinizde bakın sayı azaldı. Sadece bu ürünler kaldı. Bu ürünlerin içinde istediğimizi seçebiliriz. Seç dedim. Buraya listeye eklenmiş oldu. Miktarı değiştirebilirsiniz. Miktarı değiştirdiğinizde fiyatı tutarı yine barkod postaki otomatik olarak değişmiş oldu. Şimdi ca bitir dersem nakit bitirmek zorundayım. Nakit veya kredi kartıyla bitirmek zorundayım. Cariyi çağırırsam da cariyi burada görmüş olacak. Enter'a bastığımda bunu kapsayan cariler geliyor. Ben burada 770 TL borcu olan cariyi seç dedim. Geldi buraya. Burada aşağıda carinin önceki borcunu görüyorum. Yeni borcunu görüyorum. Bu alışverişten sonraki borcu bu rakama çıkıyor. Aynı zamanda carinin fiyatını görüyorum. Yani müşteri diyor ya ben istediğim fiyatı göremiyorum. İstediğim fiyatı çağırıyorum. Hayır. Cariye hangi fiyat tipini tanımlarsanız o fiyata göre çalışır. Burada da alış fiyatı tanımlamışız. Alış fiyatı gelmiş. Peki burada işi bitirmiyorum. Çıkıyorum buradan. Direkt siparişe giriyorum. Bu ürünlerin hepsi siparişe gelmiş oldu. Burada da işi bitirmiyorum. Hani kontrol C, kontrol V gibi düşünün. Alıma geliyorum. Hepsi alış faturasına geldi. Bu şekilde otomatik oradan oraya geçiyor. Peki. Burada geldi ürünler. Ben bunu alış faturası olarak bitireceksem sadece bitir tuşuna basmam yeterli. Hayır, sipariş bitireceksem çıkıp buradan sipariş ekranına gittiğimde bu bitir diyorum. Şu an bitir dedikten sonra nakit dedim. Ve bitti. Yazıcıları getirdi bize otomatik ama yazıcı tanımlı olmadığı için yazıcılar boş geldi. Yine burada ürün seçimini aşağıdan yapabilirsiniz aramanın dışında. Gelip buradan ürün arayabilirsiniz. Örneğin ürün diyelim. Ürün aramaya geldi. Bunun farkı şu. Toplu seçemezsin artık bunu. Ürünü seçtik. Burada ölçü birimlerini değiştirebilirsiniz ürünü. Buradan direkt fiyatını belirleyip sepete buradan atabilirsiniz. Bakın sepete ekle derseniz fiyatı da yazıyorum. Şu an bunu bu şartlarla sepete eklemiş olacak. Ekledi. Gidelim bir evrağı görelim. Evrağa geldiniz. Demin belirttiğimiz koşullara göre, belirttiğimiz fiyatlara göre bu ürünün fiyatı 55 TL değildi. Buraya 60 oldu. Ürünsiniz. Toplamlardan e-faturanızı buradan gönderebilirsiniz. Açıklamaları buraya yazabilirsiniz. Bu nedenle e-fatura, e-arşivi de buradan gerçekleştirmiş olacak. Yine evrağa geldiğimizde buradan çıkıp sayıma gidebiliriz. Sayıma gittik. Sayımı gösteriyorum. Herhangi bir ürün kodunu yazdığımda bana bu ürünün 104 olduğunu, henüz saymadığımızı gösteriyor. Ben hayır 100 var dediğimde artık bir daha ürünü kontrol etmek istediğimizde bunun aslında 104 olduğunu ama 4 tane fark olduğunu, neden? Çünkü önceki sayımda 100 saydığımı görebiliyorum. Bir 5 daha sayıyorum. Bana soracak. Eklensin mi, eşitlensin mi? Bu sadece sayılmış ürünlerde bize soruyor. Ekle dersem 104 olacak. Eşitle dersem bunu 4'e indirmiş olacak. Ekle dedim. 105 oldu bu arada. Çünkü 5 yazmışız oraya. 100 dediğimde bir tane fazla mı olduğunu görebiliyorum. 105 saydığımı görebiliyorum. Sayımı kesinleştir dedim. Şu an sayımımız bitiyor ve bitti. Şu an Barkopos programında bu ürünün gerçek stoğu 105 oldu. Farkı da fark bölümüne attı. Sayım da bu kadar kolay. Şimdi işlemler raporunu göstereyim. Geldim işlemler raporuna. Buradan yenile dediğimde bugün yaptığımız tüm evrakları burada görebiliyoruz. Bakın sayımı görebiliyoruz. Siparişi görebiliyoruz. Satış fişini ve satış faturasını görebiliyoruz. Tüm evrakları burada görebiliriz. İstersen filtreleyip ben sadece sayımları görmek istiyorum derseniz dikkat edin. Hepsi kaybolacak. Sadece sayım ekranı kalmış olacak. Yenile derseniz. Sadece sayım ekranı kaldı. Diğerleri kayboldu. Şimdi tekrar filtreye geldim. Uygulamaya geldim. Burada istediğiniz grubu seçebilirsiniz. Hayır. Filtrenizi kaldırabilirsiniz. Yenile dediğinizde listeniz değişecek. Şu an seçtiğimiz filtreyi kaldırmadığımız için o ona göre geliyor. Ona göre gelmiş olacak. Şimdi buradan çıkıyorum. Buradan da çıkıyorum. Tekrar işlemler raporuna geldiğimde, yenile dediğimde bugünkü evrakları getiriyor. Tarihe basarak da ileri geri istediğiniz tarihleri alabilirsiniz. Herhangi bir evrağın üstündeyken buradan direkt görebilirsiniz içini.
yazdırabilirsiniz, silebilirsiniz. Bu işlemleri kullanabilirsiniz. Görüntüle diyelim. Şu an evrağımız, bu içindeki ürünler. Bu detayları görmek isterseniz ekranı sağa sola kaydırabilirsiniz. Tek satır mı? Evet. Şuradan kaydırabiliyoruz. İstediğiniz gibi içine detayını görebilirsiniz. Bunun dışında raporlar bölümünde gün sonu raporu var. Bu rapora geldiğimizde tarihi seçmeniz gerekiyor. Şimdilik hangi tarihler arasında istiyorsanız, örneğin bugünkü işlemleri görmek istiyorum. Listele dediğimde rapor geliyor karşımıza. Bu raporda cirosunu, nakitini, kredi kartını, bankopostaki gibi görebilirsiniz. Bu rapor şu an sağa sola kaymıyor ama yapıldı, son hali buraya aktarılacak. Bunu istediğiniz gibi kaydırabilirsiniz. Listeden değiştirebilirsiniz. Ben burada şunları istemiyorum derseniz, onlar artık listede gözükmeyecek. Bu şekilde görebilirsiniz. Bunu da WhatsApp'tan paylaşabilirsiniz. Bunun için hangi seçenekler açıksa o seçeneklere göre paylaşmış olacağız. Şimdi bunu yazdırabilirsiniz yine buradan. Başa dönüp minimum stok raporu derseniz, burada istediğiniz ürün grubunun minimum stoklarını burada tanımlayabilirsiniz. Direkt otomatik olarak varsa böyle bir minimum stok karşımıza gelecek. Ve direkt sipariş oluşturabilirsiniz. Yine yazdırabilirsiniz. Yine paylaşabilirsiniz. Yine buradaki başlıkları dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Minimum stok raporunu da buradan almanız mümkün. Şimdi bir tahsilat işlemi yapalım. Geliyorum. Ara bölümünden istediğim cariyi çağırıyorum. Cemil yazdıktan sonra aramak için enter'a basmam lazım. Geldi, seçtim. 770 TL borcu var. Bunun 700 TL'sini alalım. Seç dediğimde buradan da seç diyebilirim. 770'in 700'ünü yazıyorum. Ve tahsilat olduğunu belirtip onayla diyorum. Şimdi nakit diyorum. Artık gittiğimizde bu cariyede bu bakiyeyi göremeyeceğiz. Yani 70 TL bakiye kalacak. Tahsilat da bu kadar kolay. Bakalım 770 olan baki 70 TL'ye düşmüş oldu. Yine istiyorsanız hareketlerini görebilirsiniz. Yine cari seçip buradan 70 TL'yi de alırsak sadece küsurat kalmış olacak. Tahsilat olabilir, ödeme olabilir. Tahsilat deyip onayla diyorum, nakit diyorum. Tekrar cari hesaba gittiğimde bakiyemizi burada 0.74 kaldığını görebiliyoruz. Evet, şimdi buradan tahsilattan çıktım. Depo transferine geldiğimizde ana depo hazır geliyor. Bulunduğun kullanıcı deposu hazır geliyor. Hangi depodan, ana depodan nereye, bucaya transfer yapacağımızı düşünelim. Tamam dedik. Hazır. Demin kullandığımız şey farkı yok. Burada aynı ürün buraya otomatik geldi. Yine siparişte de bu işlemi yapabilirsiniz. Peki daha kolay bir şey göstereyim. Bir müşterimiz bizden şey istedi. Ya resimli sipariş gibi istiyor. Tamam, buraya gelip hızlı sipariş derseniz ürün grubuna göre resimlerine basarak sipariş geçebilirsiniz. Siz bastıkça siparişiniz yana doğru kaymış oldu. Burada bazı gruplar, evet seçiyorum. O grubun ürünleri geldi. Ama burada bitirmek istemiyoruz. Depo transferi yapmak istiyoruz. Evet, resimli depo transferi şu an karşımıza gelmiş olacak. Depo transferine geldiğimde, depomuzu da doğru seçtiğimizde, tamam dediğimizde, o resimle ellediğimiz, resimle dokunduğumuz bütün siparişlerimiz buraya gelmiş oldu. Yani kısacası siparişte de, faturada da resimli, depo transferinde de resimlere basarak satış gerçekleştirebilir. Bitir diyorum. Şu an satışım bitti. Neden ödeme sormadı? Çünkü bu bir depo transferiydi. Ödeme sormadan işlemi bitirdi. Merkezden bucaya transferi gerçekleştirdi. Raporda görebiliyor muyuz? Onu da görelim. Yenile dediğimizde burada bunun depo transferi olduğunu görebiliriz. Bu evrakların tamamını bu kadar sağlıklı bir şekilde yapan ikinci bir yazılım görmedim. Geliyorum buradan. Tekrar işlemlere geliyorum. Tekrar hepsini getir diyorum. Bakın bir tarafta depo transferi, tahsilat makbuzu, sayımı, siparişi, faturası, satış fişi, tamamını buradan uygulayabilirsiniz. Kişinin yetkisine göre çalışıyor. Geldim. Diğer işlemlerde hızlı giriş çıkış evrağı var, kasa transferleri var, teklif var. Örneğin bir teklif verelim. Geldim. Buradan müşterimle bir teklif veriyorum. Ürünüm geldi. Müşterimi de çağırdım. Evet, şimdi bu teklifi herhangi bir müşterimizi seçerek verelim. Seçtim müşteriyi, seç dedim. Şu an teklif hazır, bitir dediğimde bu şu an teklif olarak direkt barkoposun içine atmış oldu. Bu kişi netsiz kullanıyorsa netsizin içine,
mikro kullanıyorsa mikronun içine otomatik olarak gitmiş oluyor. Burada fiyat listelerini alabilir. Bunun dışında virmanlarını buradan yapabilir. Kasa sonuçlarını burada görebilir. Bunlar tamamen yetkiye göre çalışıyor. Kişinin yetkisi varsa bunları yapabiliyor, görebiliyor. İstediği kasana gidip bakiyeni görebilir, ismini görebilir, transfer hareketlerini görebilir. Tamamını buradan seçmesi mümkün. Burada fiyat gör kısmını göstereyim. Müşteri geldi, sadece ürünün barkodunu okuttunuz. Bu ürünle ilgili hem ismini hem kampanya fiyatını görebilirsiniz. Normal liste fiyatını görebilirsiniz. Hatta isterseniz 5 adet de sepete atabilirsiniz. Şu an atıldı bitti. Bu kadar kolay. Diyeceksiniz ki fiyat görle bunun ne alakası var? Şu an 5 tane sepete atıldığını burada görebilirsiniz. Sepete atıldı bitti. Fiyat gör kısmı da son derece başarılı bir uygulama. Burada fiyat gör için sadece barkodu okutmanız yeterli. Sepete basmanız gerekmiyor. Sadece sepet oluşturulacaksa yaparsınız. Başka bir ürüne geçiyorum. O ürünü tıkladığımda, barkodunu okuttuğumda isim hemen buradan değişmiş olacak. Bakın başka bir ürüne geçmiş oldum. Sepet sadece işi kolaylaştırmak için. İşi kolaylaştırmak istiyorsanız hemen sepete eklemeniz yetiyor. Müşteri mağazaya girerken kasadaki barkodu okutarak ya da ekrandaki barkodu okutarak alışverişini oradan devam edebilir. Burada ne kaldı? Rapor bölümünü gösterdim. Giderler bölümü hiçbir farkı yok. Normal zaten deminki yaptıklarımızda buraya geçti. Tüm uygulama aynı mantıkla çalışıyor. Burada fiyat listeleri diye bir tuş konulmuş. Burada fiyat listelerini sizde kayıtlı olan fiyat listelerini görebilirsiniz. O fiyat listesine otomatik olarak dönmüş oldu. Yani kişinin kartında kayıtlı olmayan fiyata buradan geçebilirsiniz. Fiyat listesine geldim. Dedim ki bunları benim vadeli fiyatlara çevir dersem benim tüm fiyatlarım vadeli fiyatlara göre değişmiş olacak. Şimdi çıkıyorum buradan. Gider kısmını gösterdim. Alımı satışla aynı diye göstermedim. Ayarlar kısmında yazıcı tanıtımını göstereyim. Bu arada siz de telefonlarınıza çok kolay bir şekilde yazıcı tanımlayabilirsiniz. Bu işlemden önce yazıcıyı Bluetooth'ta eşleştiriyorsunuz. Bluetooth'unuzu açıp yazıcıyı eşleştiriyorsunuz. Ondan sonra buradan istediğiniz tipi seçiyorsunuz. Örneğin IP yazıcı dedim. Geldim 192, 168, 1'e 19 mu? 19 mu 119 mu? Şablonu da seçiyorum. Şablonumu istediğimiz şablonu seçiyoruz. Ve kaydet diyorum. Yazıcı tanıtımı bu kadar kolay. Şu an bu yazıcı bitti. Yazmaya da başladı. Bu kadar kolay. Yani saatlerce, günlerce uğraşan firmaları biliyoruz. Son derece 1-2 saniyede yazıcıyı yaptık. Bir tane de satışımızı oraya yazdıralım. Bakalım. Satışı bitirdik. Nakit dedik. Şimdi yazdıra bastık. Yazıcımız çıktı. Bu kadar kolay. Kendi telefonunuza da bu kadar kolay bağlatabilirsiniz. Şimdi ayarlardan birden fazla firma ekleyebilirsiniz. Burada birden fazla firma ekleyip firma seçiminizi burada yapabilirsiniz. Yazıcılarınızı, yazıcı tanımlamayı bir daha göstereyim. Yazıcı ayarlarına geliyorum. Buradan bakın bizim biraz önce yaptığımız yazıcı burada var. Şimdi diyorum ki bir yazıcı daha tanımlayacağım ama bu PDF yazıcısı olacak. Bunun adı ne olacak? Teklif olacak. Teklif gönder olsun. Tamam. Peki ne olacak? Şablonu da burada teklif veya proforma diye yazmış olmam lazım. Bakıyorum şablonlara. Proforma var, teklif de var. Kaydet demem yetiyor. Bitti. Artık sizin yazdırmada böyle bir yazıcınız var. Ama tabii bu telefonda da WhatsApp kayıtlıysa gelir. Kayıtlı değilse gelmez. Bu programda sipariş, teklif, satış tüm işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bunun arasındaki farkı anlatmak istiyorum. Gelip ben teklife bastığımda teklifle sipariş sadece kayıt altına alınır. Yani sizden istenilen ürünlerin hangi şartlarla, hangi fiyatlarla verdiğinizi kayıt altına alan bir sistem. Bu nedenle stoğa etkisi olmaz. Cari bakiyeye bir etkisi olmaz. Sipariş ve teklif bu mantıkla çalışır. Peki siparişle teklif arasındaki fark ne? Siparişle teklif arasındaki fark biri kesinleşmemiştir. Sadece bilgiyi vermişsinizdir, sadece fiyatı vermişsinizdir. Sipariş ise kesinleşmiş ama hala bakiyeyi etkilemiyor. Hala stoğu etkilemiyor. Yani siz akşama kadar yüzlerce sipariş de alsanız müşterinin bakiyesi etkilenmez, stoğunuz değişmez. Sadece bilgi anlamında o siparişi kayıt altına almış olursunuz. Evet, bu sipariş kesinleşti. Peki ne zaman stoktan düşer? İrsaliye veya fatura yaptığınızda
işlemiş olur. Zaten eğer bunların hepsi aynı işi yapmış olsa niye sipariş teklif diyelim, niye sipariş diyelim, niye fatura diyelim, niye irsaliye diyelim? Bunların arasındaki fark teklif verdiğiniz ürünün fiyatını karşı tarafa bildirmenize yarar. Başka hiç bir de kayıt altına almış olur. Sipariş karşı taraf evet ben onay veriyorum dediğinde çağırıp bir tuşla hemen siparişi aktarmış olursunuz. Bakın o tuşa da gerek kalmadı. Buraya otomatik olarak o teklif gelmiş oldu. Sipariş olarak geldi. Ama bu siparişi de irsaliye çevirebilirsiniz. Bakın irsaliye geldi. Hala stokta düşülmüş değil. Siz bunu bitir dediğiniz an artık bu ürün stoğunuzdan düştü. Şimdi yazdırabilirsiniz ya da teklif WhatsApp'tan gönderebilirsiniz. Peki faturadan farkı ne? İrsaliye stoktan düşer, fatura da stoktan düşer. Aradaki farkı anlatayım size. İrsaliyede cari bakiye etkilemez. İrsaliye cari bakiye etkilemez. Fatura cari bakiye de etkiler. Yani müşteri size siparişi geçti. Önce teklifle haberleştiniz, sonra siparişi geçti. Siz o siparişi ayıracaksanız ürünü hemen irsaliye çevirmeniz lazım. İrsaliye çevirdiniz ama stoktan düştü ama kişinin cari hesabına hala ürün kayıtlı değil. Siz bunu irsaliye çevirdikten sonra faturaya çevirdiğiniz an artık ödeme soruyor size. Normal şartlarda sadece fatura ekranı veya satış fişi ödeme sorar. Bunun dışındakiler de bir ödeme sormaz. Siz direkt ödemeyi hiç sormadan gider. Uygulamalı da göstereyim size. Bakın siparişe geldim. Buradan istediğim ürün grubunu seçiyorum. Şimdi bu ürün grubundan istediğim ürünleri seçtim. Bitir diyorum. Hiçbir şey sormadan bitirmiş olacak. Bitirdi. Bir daha gösteriyorum. Seçtim. Ve bunlar şu an Barkopos ekranına geçti. Bitir dedim. Hiçbir şey sormadı. Peki bu neydi? Bu sipariş ekranı o hızlı sipariş olduğu için. Şimdi hızlı satışa geliyorum. Buradan ürün seçiyorum. Burada ama bana bir fark olacak. Neden? Çünkü artık bu bir satış ve ödeme soruyor. Aradaki fark bu. Ödeme soruyor. Aynı zamanda stoktan düşüyor. Aynı zamanda kişinin cari satıldıysa cari bakiyesinde arttırıyor veya azaltıyor. Bütün evraklardaki uygulama bu. Satış mı olacak? İrsalde mi olacak? Sipariş mi olacak? Buna göre karar verebilirsiniz. Satış fişi ile satış faturası arasındaki fark ne? Satış fişi fatura kesmeyeceksiniz. Carisi belli değilse parakende satış müşterisi ise direkt ürünü çağırırsınız. Ve satışı bitirirsiniz. Satış fişi de bu işe yarar. Burada da yine size eğer birden fazla ödeme şekliniz varsa sorar. Nakit mi kredi kartı mı ama cari çalışmaz bakın. Çalışmaz. Neden? Çünkü cari çağırmadığınız için çalışmaz. Ama bunu şöyle diyebilirsiniz. 5 lirası nakit. Geri kalanı kredi kartı derseniz. Kredi kartınızı da seçerseniz. Bu satışa dönmüş oldu. Stoktan düşmüş oldu. Cari bakiyeyi etkilemedi. Çünkü öyle bir cari yok. Boş bir cariye sattınız. Stoğunuz doğru bir şekilde karşınıza gelmiş oldu. Ayarlarda biraz önce yazıcı ayarlarını göstermiştik. Burada fatura irsaliye ayarları var. Yani bu firma ya da bu kullanıcı hangi seri faturayı kullanacak? Bunun e-faturada kullanacağı seri nedir? E-arşivde kullanacağı seri nedir? E-irsaliyede kullanacağı seri nedir? Burada belirleyebilir. Fatura ayarlarını buradan yapıyor. Tekrar ayarlara geldiğimizde ikinci birden fazla şirketi buraya tanımlayabiliyor. Bu ayarı kopyalayabiliyor. Kare kodu alıp taşıyabiliyor. Bu kare kodu arkadaşına gönderdiğinde, okutulduğunda bu ayarlar otomatik olarak geliyor. Evet, şimdi yetkisiz bir kullanıcıda ekranlar bu şekilde görünüyor. Artık buraya giremiyor, şu koyu olanlara giremiyor ama diğerlerine girebiliyor. Bu nedenle kullanıcının yetkisine göre zaten yetkisi kullanıcı olduğunu görüyoruz. Bu şekilde istenilmeyen alanlar kapalı geliyor. Raporun tamamını görmüyor, kendi yaptıklarını görüyor. Diyelim bu raporda var mı bir şey bakalım. Aslında dolu olan bakın gelmedi çünkü bu kullanıcıda herhangi bir satış yok. Bu kullanıcıda satış varsa kendi raporuna göre, yetkisi ona göre belirleniyor. Evet, şimdi şifremizi yazıyoruz ve stok kartında yeni bir stok kartı eklemek istiyoruz. Satış bölümüne geldim, ürün aramaya geldim. Buradan ekle dediğimde boş bir ekran geliyor karşıma. Buraya 135 diye bir kod girdim. Ürünün adını yazdım. Sonra geldim satış fiyatımı yazdım. Sonra zaten kaydet dediğinizde bir hata varsa kendisi bunu size söyleyecek. Şu an kaydetti ama bunu seçerken satışa da aldım ürünü seçmelisiniz diyor. Evet ya buradan tıklayacaksınız. Seç dediğimizde gelen fiyat neydi biz ne tanıttık? 11. Buraya gelip istediğiniz fiyat yapabilirsiniz. 11 yerine 111 yapıyorum. Şu an artık 111 oldu bu ama bu satışlık oldu. Temeli bir fiyat değişikliği değil. Yine fiyat listesinden bunun fiyat tanımlanmış başka fiyat listeleri varsa değiştirebilirsiniz, çağırabilirsiniz. Stok kartı açmak bu kadar kolay. Şimdi cari kartını
gösterelim. Ekle dediğimizde aynı mantıkla cari kartı geldi. Buradan da geldim, cari koduna yazdım veya otomatik almış olabilir. Ekledim, almıştır. Barkodu da yazdım. Sonra ismini yazdım. Diğer bilgileri yazmak zorunda değilsiniz. Şu an bu cariyi de kaydetmiş oldu. Cari kaydetme ve stok kaydetme de bu kadar kolay.